Yeni videodan herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu tarz videoları beğeniyorsanız kanala abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Feride Özdinç açtı TikTok canlı yayında arkadaşlarıyla kafede buluşacağını söyledi. Ve o kafede Ahmetcan Dündar da vardı ve Feride Özdinç bu yayından sonra Ahmetcan Dündar'la barıştı. Evet arkadaşlar, Feride Özdinç Ahmetcan Dündar'la 5 ay küs kalmıştı ve 5 aydan sonra barıştılar. Hadi hemen Feride Özdinç'in Ahmetcan Dündar'la barışmadan önceki TikTok canlı yayınına geçelim. İyi seyirler. Kafeye gidiyorum arkadaşlar. Arkadaşlarımla buluşacağız ablamın. Sonra ben arkadaşlarımla başka bir yere geçeceğim. Öyle bir gün. Öyle bir zaman. Öyle bir an. Anladınız mı ya? Benim saçlarım bayağı düzleştirmiyorum, tuhafıma gidiyor şu an. Evet, şimdi ne yapacaktım ben? Şu düzleştiriciyi bir yere koyalım. Şimdi hemen fondöten yapalım yüzümüze. Yani siz de hep aynı şeyleri yazıyorsunuz ve rahatsız ediyorsunuz ya. Biraz başka şeyler konuşabiliriz. Ne bu sizin ısrarcılığınız? Ben yayın açıyorum sizinle konuşmak için. Bunlar değil benim konuşmak istediğim sizinle. Sıkılmadınız mı? Mesela pozitif şeyler duymak istemiyor musunuz? Güzel şeyler olsun mesela. Güzel şeyler konuşalım. Mesela bana yazın ki ben şunu yapmayı düşünüyorum mesela diyeyim. Ben onları okuyayım. Ben chatte okuyacak bir şey bulamıyorum. Ve her gün yayın açma kararı almış biriyim artık. Ve bu bir tık heves kırıyor. Bilginiz olsun. Anahtar nerede? Anahtar burada. Öyle dedim diye hemen şey yazmaya başladınız burcunda. Aklınıza ilk gelen soru o değil mi? Benim burcumu biliyorsunuz ama bilmenize rağmen şu an burcumu soruyorsunuz değil mi? Her şeyimi aldım. Yiyeceğim sizi ya. 2 dakika kızamıyorum da, sinirlenemiyorum da size. Gerçekten. Sen bir şey alacak mısın? Yanına çanta hazırlıyorum. Sadece gloss alacağım ben. Tamam, benim çantam atarsınız. Mesela biriyle benim ismim aynıymış. İsmimiz aynı yazmış biri. Ama hala aç. Böyle devam ederse hiç sanmıyorum. Mesela şu an 5600 kişi var yayında, anladınız mı? Ve 5600 kişi sadece benim makyaj yapmamı mı izleyecek? Yani bir konuşamaz mıyız yani? Konuşamıyoruz yani sizle. Acım taze kurtulamazsın gözlerini kaçırarak. Belki birazcık bozuldun, ruhun belki can çekişiyor. Kızardın ama sana kırmızı çok yakışıyor. Oldu mu bununla böyle? Oldu. BB krem önerisi. Kesinlikle bu. Bunu ben kullanmıyorum şu an. Öncesinde bunu kullanıyordum. Ablam kullanıyor şu an bunu. Yanlış. Güzel mi? Memnun musun? Evet. Nasıl yanlış aldın? Rengi yanlış aldın ya, ama onun yerine ben bunu daha çok seviyorum. Bobbi Brown'un kimi? O da BB krem tarzında. Bobbi Brown'un da ben... O kadar fondöten var ki hangisini kullanacağımı şaşırıyorum. Mesela bak bu var, tamam mı? Bu var. Ondan sonra bu var. Bu var. Sonra bu var. Bu var. Bunlar sadece fondöten. Bir ton koyusu var. Burada ablamınkiler var. Tamam aşkım. Bu da var.
Hepsi var. Bunların hepsi fondöten. Ve ben şu an en sık şunu kullanıyorum. Çok sık bu da, çok hafif. Ve şunu kullanıyorum. Şunu da kullanıyorum ama bazen. Böyle çok çok hafif bir makyaj yapmak istediğimde. Bu bayağı güzel. Bunu koyu makyaj. Böyle nasıl desem ki, çıkmasını istemediğim, her şeyi kapatmasını istediğim makyajlarda kullanıyorum. Yani senin yüzünden bütün fondötenlerimi açıkladım burada. Tamam ablam. Teşekkür ederim müzik için. Ne kadar işin var? Osman teşekkür ederim. 10 dakika falan işim kaldı ama ben şey bulursam daha çok hızlanacak benim için. Buldum. 10 dakika olmaz ama kız gelmiş. Biz bekliyoruz. Tamam hemen acele ediyorum. 8:20'de buluşuruz demiştik ya. Sen kıza ben buradan dinledim abla 8:30 gibi dedin. Tamam bizim oraya gitmemiz. Saat kaç? Tamam şarkıyı kapat hızlanacağım. Tamam git sen içeri. Başımda bekliyorsun ben geriliyorum. Dedim ama ben sana. Şu an saat tam kaç? 8:20. 8:20 tamam. Arkadaşlar sıcak sevmem lazım. Sizin yüzünüzden azar yedim. Size azarlarken, size kızarken, sizinle ilgilenirken geç kaldım. Şaka yaptım. Şakacıktan. Hızlıca makyajımızı yapıp çıkacağız arkadaşlar. Böyle çok bir şey yapmayacağım şu an. Allığımı süreceğim, maskaramı süreceğim. Baking'imi yapacağım, bitireceğim. Eyeliner yapmayacağım. Saat 20:17 değil mi? Yalan söylüyor. Yalancı, dolandırıcı, düzenbaz ya. Hep böyle yapıyorsun abla. Bir şeyi hadi 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 hadi. Hadi artık, hadi artık, hadi artık. Sanki öleceğiz de bir yere yetişemezsek, sanki bizi dövecekler, sanki bize kötü davranacaklar. Yani insanlık hali geç kalınabilir. Kız da anlayışlı bir insan. Anlayacak bir insan geç kalsak da. Ki bir saat de geç kalmayacağım. 5 dakika fazla istedim sadece. Çok mu şey istedim? Ne yapayım yani hızlı hazırlanamıyorsam? Bu benim elimde olan bir şey değil ki. Elim olabildiğince hızlı yapmaya çalışınca daha geç hazırlanıyorum ben. Her şeyi batırıyorum. Mesela eyeliner çekemeyeceğim şu an. Çünkü daha çok batırmamak için. Ama yani elimden geldiğince hazırlanıyorum. Siz de şahit oluyorsunuz, görüyorsunuz. Haksız mıyım? Ya Rabbim ya. Yani lütfen. Lütfen. Lütfen beni bir sal abla. Hep böyle yapıyor biliyor musunuz? Ablam hep böyle yapıyor. Hadi 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 hadi. Yani hep beni böyle baskılıyor. Hadi artık Feride. Hadi Feride. Ben seni mi bekleyeceğim Feride? Hadi Feride, hadi Feride. Evet arkadaşlar, Feride Özdinç'in açtığı TikTok canlı yayını bu şekildeydi. Ve bu yayından sonra Ahmetcan Dündar'la bir araya gelip barıştılar. Evet arkadaşlar, siz Ahmetcan Dündar'la Feride Özdinç'in barışması hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlara görüşlerinizi yazmayı unutmayın. Video bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.